Suriyelilerle ilgili siyaseti ısıtan sözlerinin ardından bu kez de açım diyen vatandaşlarla ilgili sözleriyle gündemde AK Partili Yasin Aktay. Vatandaşların açım sözleri için Aktay, zannetmeyin bugün böyle açız falan diyen insanlar aç değil, aç olan açım diye bağırmaz dedi. Zannetmeyin öyle bugün böyle açız maçız falan diyen insanların hiçbirisi aç değil. Zaten aç olan açım diye bağırmaz. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Ancak Allah kimseyi de açın halinden anlamayan bu tok AK Partilinin eline düşürmesin. Doğru diyorsun Yasin. Millet senin gibi çift maaş almıyor ki, saraylarda beslenmiyor ki. Millet aç diyoruz, bir de üstüne üstlük dalga geçiyorsunuz. Sarayın gözüyle bakıyor, kimseyi aç görmüyor. Çünkü saraydakiler aç değiller, toklar. Tok açın halinden anlamaz. AK Partili Yasin Aktay, vatandaştan yükselen açız seslerine karşı o insanlar aç değil, aç olan bağırmaz dedi. Muhalefet sokaktan yükselen seslerin hatırlatmasıyla tepki gösterdi. Hepimiz acımızdan ölüyoruz. Ben kendim de AK Parti erçivanıyım. Açım diyen genellikle bu işin sömürüsünü yapan insanlardır. Aç olan açım diye bağırmaz. Aça bile nasıl davranılacağını tarif ediyor. Sen hiç aç kaldın mı kardeş? Sen hiç evine aç çocukların uyusun da ondan sonra gizlice gireyim dedin mi? Tok AK Partili açın halinden anlamıyor, bir de açı suçluyor. Bundan bir yıl öncesine kadar geçinemiyorum diyen insanlar bugün açım diyor. Kendilerini nasıl ifade edecekler? AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aktay, sokakta vatandaştan yankılanan sesin gerçek olmadığını, açız feryatlarının sadece duygu sömürüsü olduğunu dile getirdi. Muhalefet, çifte maaşlı AK Partilileri çarşı pazar etiketlerini yaşanan geçim sıkıntısını hatırlattı. Neler nelerle karşılaşıyoruz. İnsanlar aç, gerçekten aç. Kahveci kardeşlerim açız diye pankart açtılar. Ben de söz verdim. Neymiş? Millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Muhalefet esnaf ziyaretlerinden açız şikayetlerini Ankara'ya taşıyınca Haziran ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan da böyle tepki göstermişti. Aralık 2020'de de Meclis Genel Kurulu'nda bir diğer açlık ve kuru ekmek tartışması çıkmıştı. Millet aç deyince hoplamayın arkadaşlar, millet aç. Perişan, evet herkesin midesine bir şey giriyor. Kuru ekmek giriyor. Kuru ekmek iyi. Hah, bu tutanağı alacağım. Milletin midesine kuru ekmek giriyor sadece diyorum. Beyefendi diyor ki o zaman aç değiller diyor. Ben bunu milletin takdirine bırakıyorum. Yasin Aktay'ın sözleri sonrası iktidar muhalefet hattında yeni bir açlık polemiği daha başladı. Zannetmeyin öyle bugün böyle açız maçız falan diyen insanların hiçbirisi aç değil. Zaten aç olan açım diye bağırmaz. 4-5 yerden maaş alanlar saray beslemeleri açın halinden anlamazlar. 40 bin lira maaşla yaşamayı bırak, asgari ücretle yaşamaya çalış. Yasin Bey, böyle bir ifadeyi siz nasıl kullandınız? Hakikaten anlamıyoruz ve ben de anlamıyorum. Siz sokaktan esnafın, gençlerin isyanını hakikaten duymuyor musunuz? Her mecradan haber alma şansına sahipsiniz. Hani evinizden çıkmıyorsanız da. Kadınlar pazarlardan akşamları çürük çarık meyve sebze topluyorlar. Çöp karıştırmak zorunda kalan insanlar var bu ülkede. Cebinde 5 veya 10 lirasıyla çıkıp iş arayanı mı dersiniz? Anne babasının varsa 3 kuruşluk emekli maaşına bağlı yaşam savaşı veren aileler var. Gerçekten görmüyor, duymuyor olamazsınız. Açlık böyle bir şey efendim. Yoksa eskiler aç mezarı yok derler. Elbette ki konu komşunun verdiğiyle karınlar az da olsa doyar.